Lucifer. Burada böyle boş boş oturmak senin gibi bir gence yakışıyor mu? Ha genç? Burada böyle oturacağına hayatına biraz aksiyon katsana. Ha? Mesela şu giden morun kıçına hoş git bir tekme at. Hadi bakayım. İşte bir kötü daha kazandı. Darısı tüm insanoğlunun başına. Haydi Lucifer, gidelim. Oh be, iyileştim. Allah razı olsun evladım senden. Atmış olduğun tekmeden dolayı iyileştim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun senden evlat. Gelsin. Ha, sen de kimsin? Diyelim ki senin vicdanın. Vicdanım? Ama nasıl olur? Niye şaşırdın? Senin vicdanın yok mu? Bilmem. Vardır herhalde. Hmm. Demek vicdanın var. O zaman hiçbir çaba harcamadan, hiçbir para ödemeden, bir başkasının arabasını, onun rızasını almadan onu üzeceğini bile bile bu arabayı çalmaman lazım. Ama benim ihtiyacım var bu arabaya. Hmm. Demek ihtiyacın var. Oh, ne oluyor? Sana bir şey izletmek istiyorum. Peki, sen bu arabayı çaldın demeyelim de alıp gittin diyelim. Peki bu arabanın sahibinin çocuğu gecenin bir yarısı hastalanırsa? Arabam nerede aman Allah'ım? Çocuğum hastaneye sürem lazım. Arabam nerede aman Allah'ım? Buraya park etmiştim. Nereye belki gitti? Belki öyle bir saattir ki ne taksi vardır etrafta ne de başka bir araba. Ama dayan çocuk kızım, için saniyelerin önemi... Aman çok... Allah'ım. Dayan. Araba. Ne yapacağım ben şimdi ya? Bilemiyorum. Aslında ben kimseye kötülük yapmak istemiyorum. Param olsun istiyorum. Arabam olsun istiyorum. Bence de senin bir araban olmalı. Ama bu başkasının arabası. Bence senin sana ait bir araban olmalı. Haklısın mı? Evet. Ama nasıl? Tabii ki olabilecek en güzel şekilde. Yani çalışarak. Düşünsene, hiç kimseden kaçmadan huzurlu, mutlu ve de gururlu. Bence kendine ait bir arabayı kullanmak sana çok daha büyük bir zevk verecektir. Haksız mıyım? Galiba haklısın. Ben bunu yapmamalıyım. Ve iyilik bir kişi daha kazandı. Yanlışlık olmasın diye tam 3 kere saydım. Üçünde de kötülük tam 1 puan farkla önde bitirmiş bu haftayı. We are the champions. We are the champions. Kötülük şampiyon oldu. Bu durumda gizli odanın anahtarını Hades kazanmış oluyor. Anahtar senindir Hades. Gizli odanın anahtarı Ütopya'nın en önemli 7 anahtarından biridir. Anahtarı alabilirsin Hades.
Bir dakika, durun. Ne var, ne oluyor Demeter? Çok önemli bir değişiklik oldu efendim. Buyurun, siz de görün. Ne olabilir ki? Evet. Son anda çok önemli bir değişiklik olmuş. Hades'in kötü yaptığı insanlardan birinin yaptığı kötülük iyiliğe yol açmış. Bu durumda kötülükten bir puan alıp iyiliğe veriyoruz. Evet, bu durumda kazanan Selena. Hayır! Olamaz! Olabilir Hades. Olabilir. Anahtar. Senin. Gizli odanın anahtarı benim. İnsanoğlu. Gülü bile yüzüne gözüne bulaştırdı. Nasıl ki merhametten maraz doğuyorsa, kötülükten de iyilik doğabiliyormuş Hades. İyilik adına kendi kalene attığın gol için teşekkür ederim Hades. İnsanoğlu!